Herkese tekrar merhaba. Bugün sizlere koyu yeşil bir göz makyajı yapacağım. Aslında oldukça basit çünkü çok fazla renk kullanmayacağım. Direkt olarak çok koyu bir yeşille başlayacağım. Ve ilerleyen haftalarda da yeşil farların günlük hayattaki kullanımını gösteren bir video çekeceğim. Daha yumuşak yeşillerle, daha açık renk. Gece makyajıyla başlamak istedim. Çünkü takmak kirpik takmak istiyorum bugün yine, neden bilmiyorum. Ve geçen seferki videomun da beğenilmiş olması büyük ihtimalle bana daha çok cesaret verdi. Ben çoktan videoya başlamadan önce yüzme fondöten uyguladım. Bunun için de Bourjois Healthy Mix'in yeni formülünün 53 numarasını Real Techniques Buffing Brush ile uyguladım. Bu ikiliyi gerçekten çok seviyorum. Bütün yaz favorim olacaklar. Kaşlarımı MAC Omega farla doldurdum. Ve göz kapaklarıma ve alt kirpikliklerime Urban Decay Primer Potion'u sürüp makyajı hazırladım. Direkt olarak aslında başlayacağım çünkü hem çok fazla zaman kaybetmek istemiyorum hem de bir an önce ortaya çıkacak sonucu merak ediyorum. Elimde şu anda Annen Her Gün indiriminden aldığım ve lacivert göz makyajı videomunda kullandığım The Balm Shady Lady far paleti var. Bugün bunun içindeki şu koyu yeşili kullanacağım. İsmi neymiş? Jealous Jordana'ymış. Çok beğendim rengini. İlk defa bu kadar koyu bir yeşille direkt olarak makyaja başlayacağım. Çok heyecanlıyım. Hemen başlayalım. Şimdi uygulanması zor, dökülme riski olan ve çok pigmentli farları uyguladığım MAC 239 fırçamı elime alıyorum. Ve bu güzel yeşil rengi fırçama yoğun bir şekilde alıp fazlalığını atıyorum. Şimdi yine aynı yeşil farı, aynı fırçayı alıyorum. Ve bunu da alt kirpik diplerime yayıyorum. Ve en sevdiğim dağıtma fırçam olan MAC 217'yi alıp farını yalnızca tenine birleştiği yere dağıtıyorum çok hafifçe. Yeşil farları da attıktan sonra yine aynı 217 fırçaya bu kez mat siyah herhangi bir far alıyorum. Ben Urban Decay Naked Basics'teki Crave adlı rengi alıyorum çünkü epey pigmentli. Ve bu siyah farı da zaten koyu olan göz makyajımı daha koyultmak için gözlerimin dış köşelerine uyguluyorum. Gördüğünüz gibi makyajım daha da koyuldu. Şimdi yine bir temiz karıştırma fırçası alacağım. Fakat bu sefer 217'lerden değil de 224'lerden bir tane alacağım. Çünkü bu çok çok koyu renkleri dağıtmada bir numara. Gözlerimin iç kısmına Make Up For Ever'ın suya dayanıklı siyah kalemini kullanıyorum. Aynı kalemi iç üst kısmına da yayıyorum. Gözlerimin dış kısımlarına ise daha ışıltılı ve siyah bir kalem kullanacağım. Avon'un Glimmer Stick Diamonds Black Ice rengi. Epey yoğun bir şekilde uyguluyorum. Şimdiki adımsa kirpik kıvama. Maybelline The Falsies Black Drama adlı maskarayı da
üst kirpiklerimi uyguluyorum. Göz altlarımı her zamanki gibi Helena Rubinstein Magic Concealer ile kapatıyorum. Bu işim için de Real Techniques Deluxe Crease Brush kullanıyorum. Kirpiklerimi kururken göz altlarımı ve burnumu, dudaklarımın üstlerini aydınlatacağım. Bunun için de MAC Prep and Prime Highlighting Pen kullanacağım. Bendeki rengi Light Boost. Çok yoğun bir şekilde yapmayacağım. Her zamankinden daha hafif. Bunu da Real Techniques Pointed Foundation brush'la yayacağım. Kamera kayıttan çıkmış, ben de kendi kendime anlatıyorum. Nars Laguna Bronzer'ı büyük bir fırçayla elmacık kemiklerime ve şakaklarıma yaydım. Şimdi allığımı uygulayacağım. Allık için oldukça bronz ama bastırılmış bronz tutmayı tercih ediyorum. Avon Glow'un Warm Glow adlı allığımı uygulayacağım. Bunun için de MAC 116 fırçamı kullanacağım. Şimdi göz makyajında kullandığım karıştırma fırçama bu kullandığım allıktan biraz alacağım. Ve göz kapağımla yeşil farın birleştiği yeri hafifçe dağıtacağım. Ben bunu her zaman yapıyorum çünkü direkt olarak göz kapağından çok koyu bir renge geçiş bana hiç doğal gelmiyor. Bunu biraz daha yumuşatmak için yayıyorum. The Balm'dan Nail Illuminizer aydınlatıcıyı MAC 219 kalem fırçaya alıyorum. Ve gözlerimin pınarlarına dudaklarımı uçuk pembe bir dudak kalemiyle çerçeveliyorum. MAC Hue benim en sevdiğim rujlarımdan bir tanesi. Bunu bütün dudağıma uyguluyorum. Bunun üzerine de MAC'in Boy Bait adlı Cream Sheen Gloss parlatıcısını sürüyorum. Ve makyajımı burada noktalıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Ben beğendim çünkü yeşilin tonu çok harika bir ton. Zaten tek bir ana renk kullandım ve onun dışında siyahı koyultmak, bronz allığı da geçiş rengi olarak kullandım. Takma kirpik zaten en kötü makyajı bile adam ediyor. Ve bu kadar koyu bir yeşille gözler ön plandayken yanakları ve dudakları ekarte ettim. Yanaklarda çok hafif bir allık kullandım. Bol bronzerla. Ve dudaklarda da hafif pembe çıplaklığa gittim. Gerçekten gece makyajında rahatlıkla kullanabileceğim bir makyaj oldu. Beni cesaretlendirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
Umarım gerçekten beğenmişsinizdir. Lütfen bana yorum olarak bırakın. Her türlü sorunuz için aşağıda benim linklerim var. Bana bu linklerden ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum tekrar izlediğiniz için. Hoşçakalın.